Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi sayı problemlerinde 4. sette 4. setin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza. İlk sorumuza bize diyor ki bir belediye su faturası abonelerinden her ay sabit 4 lira sayaç okuma ücreti alıyor. Tamam. İlk 10 metreküp ve 10 metreküp'e kadar olan su faturaları için metreküp başına 2 lira. 10 metreküpten fazla olan harcamalarda ise 10 metreküpün üstündeki her metreküp içinde 3 lira alıyor. Tamam. Yani biz şimdi şöyle düşünelim. Atıyorum ilk 10 metreküp için biz 3, 2 lira ödeme yapacağız. Ondan sonraki x lira için ise x metreküp için ise 3 lira ödeme yapacağız. Bir de bizim açılış ücretimiz var 4 lira. Şimdi ilk 10 metrekübe biz 2 liradan 20 lira ücret öderiz. Bir de 4 lirada açılış ücretimiz var. Toplam biz 24 lira zaten ödedik. 69 lira bizim su faturamız geldi. O zaman 69'dan 24 çıkartırsanız ne yapar? 45 kalır. Demek ki 45 lirayı biz bundan sonraki ilk 10 metreküpten sonraki her metreküp için ödediğimiz 3 lirayla karşılamışız. O zaman biz 45'i de 3'e bölelim. Çünkü içinde kaç tane 3 lira var? 15 tane 3 lira var. Demek ki biz 15 metreküp harcamışız burada. Bize ne soruyor? Bir abone kaç metreküp su tüketmiştir? Yalnız toplam tüketimi soruyor. Şimdi ilk 10 metreküpün üzerine 15 ekleyince siz toplam 25 metreküp su tüketirsiniz. 15 diyenler yanılmıştır ilk soruda. Hadi bakalım geldik ikinci sorumuza. Bir hamal tek seferde en fazla 60 kilo yük taşımakta ve her sefer için 15 lira alıyor. Şimdi hamalımız 60 kilo taşıyor. Ve bu 60 kilo içinde 15 lira ücret alıyor. Doğru. Sonra kamyonet bir seferde en fazla kamyonet de bir seferde en fazla 280 kilo taşıyor ve 70 lira ücret alıyor. Şimdi hangisi daha cazip bakalım bir 60 280 4 katı desek 240 60 işte 5 katına yakın sanki hamal değil de kamyon daha faydalı ama çok da fark etmedi galiba. 28'i 6'ya bölsek çarpı desek 15 desek <laughs> 2'ye bölsek 3, 5, 14, 70 lira. Yani aslında hamal da aynı paraya taşımış oldu. Kamyonet de aynı paraya taşımış oldu. Çok da bir şey değişmedi. Sadece hamalla at, a, Arap değerleri taşıyabiliriz. Yani kamyonla siz mesela 200 kilo da yükleseniz 70 lira ödeyeceksiniz. Kamyonet siz 10 kilo yükleseniz de 60 lira ödeyeceksiniz. Ya da 60 kilo yükleseniz de ama hamal 60 kilo 60 kilo taşıyacak. Yani isterse o da 10 kilo taşısın. 15 lira taşıyacak. Tamam. 1520 kilo yük en az kaç liraya taşınır demiş. O zaman 1520'yi şu 280'e bölelim. Aslında hepsini 5'ten taşısak daha cazip gelecek. Peki bölünüyor mu 1520? 1520 60'a bölünüyor mu? Al, bakalım bir. 60'a bölünüyor mu? 5, 7, 8 bölünmüyor. O zaman mecbur şeyden taşıyacağız. Birazcık kamyondan taşıyacağız. 1520'yi 280'e böldük. Kaç defa var? 5, 6, 6 desek kaç yapar? Çok yapar değil mi? 5 diyelim oraya. 5 deyince ne yaptı? 1400. Demek ki 1400 kiloyu 5 kamyonla taşıyalım. O zaman 5 çarpı 70'ten ne kadar yapsın? 350 lira yapsın. Tamam. Sonra bizim 120 kilomuz kalsın. Sonra bu 120 kiloyu da hamalla taşıyalım. Yani 15, 15, 30 verelim. Bir de 30 lira hamala verelim. 380 liraya biz bunu taşırız. Siz eğer ki kalan 120 kiloyu da e, kamyonla taşımaya kalksaydınız yine 70 lira verecektiniz. O biraz fazla gelecekti. O yüzden 380 lira bu taşıma ücretinin alabileceği en küçük değerdir diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. İkinci sorumuzun çözümü için. Geldik 3'e. Bir hastanedeki herhangi bir doktorun doktor arkadaşlarının sayısı hemşire arkadaşlarının sayısının 3'te biridir. Şimdi nasıl yapalım? Doktor diyelim, hemşire diyelim. 3'te 1 diyor ya. Orada kafayı karıştırmayalım. O zaman hemşirelere 3x diyelim. O zaman şimdi doktorun doktor arkadaşı sayısı kendisi de doktor olduğuna göre bir eksiğini hesaplayacağız. Yani hemşire arkadaşının sayısının 3'te 1'dir diyorsa o zaman doktorun x tane arkadaşı varsa, doktor arkadaşı varsa aslında doktor sayısı x artı 1'dir. x artı 1 doktor var. Bunların içerisindeki bir doktorun arkadaşı x tanedir. Bu da hemşirelerin 3'te 1'dir. Tamam oldu. Aynı hastanedeki herhangi bir hemşirenin hemşire, hemşire arkadaşlarının sayısı 3x 1'dir. Bu da doktor arkadaşlarının sayısının 2 katından 17 fazladır. Doktorlar x artı 1 olduğuna göre 2 tane x artı 1 artı 17 dersek biz bu soruyu çözmüş oluruz. 2x artı 19 burası da 3x 1. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak x eşittir kaç yapar? 20 yapar diyebiliriz. Buna göre hastanedeki doktor sayısını sormuş. Kaç tane vardır? 21 tane doktor vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirnedir ama değişikliğinde 20'yi de ne yapmış oraya koymuş. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bir okulda 9A sınıfında 18 öğrenci, A sınıfında 18 öğrenci, B sınıfında da 16 öğrenci var. Sınıfındaki öğrenciler kendi sınıfındaki öğrencilere birbiriyle hediye alacaklar. Kendi sınıfındaki öğrencileri hediye alacaklar. 9A ve 9B sınıfında toplam kaç tane hediye alınmıştır? Şimdi herkes kendisi dışındakilere hediye alır. Şimdi bu hediye olayı siz toplam o zaman atıyorum ben bu A sınıfındaysam ben 17 kişiye hediye alacağım. Herkes hediye alacak. O zaman 18 kişinin her biri 17 hediye alacak. B sınıfında da 16 kişinin her biri 15 tane hediye alacak. Toplam kaç tane hediye alınmıştır? Bu kadar hediye alınmıştır. O zaman 16 çarpı 15 160 80 240 yaptı. Burası ne yapar? 324'ten 18 çıkartırsak kaç yapar? 306 mı yapar? Evet burası o zaman 546 yaptı arkadaşlar. Yani doğru cevabımız nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Yani 18'in karesini bildiğim için 18'in karesi diye hesapladım. 18'in karesi 324. Bir tane 18 yok. Onu çıkardım. 306 yaptı diye işlem yaptım. Bilginiz olsun. Geldik 5. sorumuza. İzmir'de 15 okulun katıldığı okullar arası basketbol turnuvasında her takım diğer takımlarla birer kez maç yapıyor. Bak Şuradaki hediye sorusuna benziyor ama siz herkese hediye alıyorsunuz. Ama bunda maç yaparken siz A takımıyla maç yaptığınızda size de maç diye yazılıyor, karşı takıma da maç diye yazılıyor. Yani şöyle, 15 okulun katıldığı okullar arası basketbol turnuvası her takım diğer takımlarla maç yapacak. O zaman şöyle yapalım. Her takım kendisinin içindeki 14 takımla maç yapacak ama ben A takımıyla maç yapınca A takımı da benle maç yapmış diye sayarsak o yüzden biz iki kere hesaplamış oluruz. O yüzden ne yapalım? Çünkü birer kez maç yapacak diyor. o zaman ikiye bölelim arkadaşlar. 7 toplam kaç gelecek? 105 gelecek diyebiliriz. Yani 15 kişi kendi aralarında kaç farklı şekilde tokalaşabilir sorusuyla aynı aslında. 15 kişi kendi aralarında kaç farklı şekilde tokalaşabilir? Herkes 14 kişiyle tokalaşacak ama ben şimdi Ahmet'le tokalaşınca Ahmet de benimle tokalaşmış oluyor. O yüzden iki kere hesaplamayalım diye ikiye bölüyoruz. Şimdi geldik ki altıncı sorumuza. Altında diyor ki bize Cangül Soru bankasındaki soruların hepsini her gün bir önceki günden 8 soru fazla çözerek 10 güne çözüyor. Hmm. Yani ilk gün x çözüyor, ikinci gün x artı 8 çözüyor, üçüncü gün x artı 16 çözüyor gibi düşünürsek. Şimdi toplam 10 gün var. İlk günü saymazsak burası 9 kere 8, 72 olacak. Değil mi? Şimdi bunların toplamı. Şimdi şöyle terimler toplamı neydi arkadaşlar? Medyan çarpı terim sayısıydı. Medyan çarpı terim sayısı. Bak şu soruyu bir devam ettireyim. İlk 6 günde soru bankası soruların yarısını çözüyor. İlk 6 gün soruların yarısını çözmüş. Şimdi şöyle yapalım. Toplam 10x var. Artı. Şimdi burada kaç tane terim var arkadaşlar? 8'den 72'ye 9 tane var. Medyan çarpı terim sayısı. Medyanı da nasıl buluyoruz? En küçük terimle en büyük terimi toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani 80 bölü 2'den medyan kaç yaptı? 40. Kaç tane terim var dedim? 9. O zaman 10x artı 360 bizim toplam sayfa sayımızdır. Peki ilk 6 gün okuduğu sayfa sayısına ne diyelim? Şimdi 6 gün dersek 5 kere 8 40'ta bitecek. Şimdi şurada 6 gün var. Ozan zaman 6x'imiz var. Ama şurada 5 tane sayı var. O zaman 5 tane sayı varsa bunun ortası neydi? En küçük terimle en büyük terimin toplamının yarısı. Yani 8 ile 40'ı topladım 48. 2'ye böldüm 24. Bu nedir arkadaşım? Medyan çarpı terim sayısı. Yani orada kaç tane terim vardı? 5 tane terim vardı değil mi burada? Bak şimdi benim yaptığımı manuel bir daha yapayım. 8, 16, 24, 32, 40. Bunların toplamı medyan çarpı terim sayısı. O zaman bu 6x'i buraya attı. Oo, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Bunun yarısı yapıyor o zaman. Değil mi? Ya da çünkü şu kısım kitabın yarısı ya. O zaman bunu 2 ile çarparsak toplam kitabın sayfa sayısına ulaşırız. Yani 10x artı 360. Sağ taraf ne yapar? 12x artı 240 yapar. Oradan da x buradan 122'ye bölersek 60 yaptı. Ne soruyor? İlk gün kaç soru çözmüştür? 60 soru çözmüştür diyebiliriz. Bu da karalamazsak 6. Alt, sorumuzun çözümüydü. Tamam. Hadi bakalım geldik. 191. sayfaya 7. sorudayız. A1 pozitif tam sayı olmak üzere bir satıcı 4 gramının 7 aylığa aldığı ürünün 7 gramını 13 liraya satıyor. Şimdi 4 gramını 7 A'ya alıyor. 7 gramını 13 A'ya satıyor. Buna göre tatıcının toplamda ak kara kar etmesi için. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Bunu 7 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. Ben küçültmek yerine sayıları tam olsun diye büyütme taraftarıyım. O zaman 28 gram aldığımızda 49 A öderiz. Değil mi? Alışımız bu. Değil mi? Satıcı 4 gramını aldı, alıyor. Evet. Sonra 28 gramını 4 ile çarparsak 52 A'ya satarız. O zaman biz 3 A kar yaparız. Ne kadar da? 28 gramda. O zaman 28'e bölersek 1 gramda elde ettiğimiz karı buluruz. Satıcın A kare kar edebilmesi için, o zaman A kare kar yapabilmesi için kaç gram satması gerekir? A kareyi buna böleceğiz. Yani 3A bölü 28'e böleceğiz diyebiliriz. O zaman A kare çarpı bunu yukarı aldığımızda 28 bölü 3A gelir. O da nedir arkadaşlar? 28A bölü değil mi? 3'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 7. soru için denizlidir arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Bir okulda 2 tane sınıf var. Sınıfların bazılarında y tane öğrenci, bazılarında şimdi x tane sınıf var, bazılarında y öğrenci, bazılarında da z öğrenci var. Tamam. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da 2xy. Bir sınıftaki z tane öğrencinin olduğu sınıf sayısını sormuş. Şimdi şöyle yapalım. A tane y kişilik sınıf olsun, b tane de z kişilik sınıf olsun. Hatta oraya b demeyeyim, şey diyeyim, x eksi a diyeyim. Ama bizden soru ne istiyor? D tane öğrencinin olduğu sınıf sayısını istiyorsa o zaman ben buna A diyeyim. Kafa karışıklığı yapmayalım. O zaman burası x eksi A olsun. Şimdi bu öğrenci sayısı bu da öğrenci sayısı. x eksi A çarpı Y. Ne yaptım? x eksi A tane sınıfta Y tane öğrenci var dedim. A tane sınıfta da Z tane öğrenci var dedim. Toplam 2 x Y öğrencimiz var. Buradan bizden istediği şey ne? Z tane öğrencinin olduğu kaç tane sınıf var? Yani A nedir diyor. O zaman A'yı bulacağız. Ya da A'yı yalnız bırakacağız. Dağıtalım xy eksi ay artı az eşittir 2xy yapar. Şurayı a'yı yalnız bırakalım. Z eksi y yaptı. Bunu da karşıya atalım. X yaptı. O zaman her iki tarafı z eksi y'ye bölersek. Bunlar birbirini götürür. A dediğimiz şey x bölü z eksi y yapar diyebiliriz. Var mı şıklarda? D eksi Y. X Y bölü D ye. O zaman 8. sorumuzda cevabı ne geldi? Bursa geldi. Geldik 9. sorumuza. İki farklı pizza markasının kampanyası açtık görselde verilmiş. 4 al 3 ede 3 al 2 öde. Peki. X ve Y pizza markalarından toplam 47 adet pizza alarak 34 tane pizza parası ödedik. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 4x pizza alalım. 3x pizza parası ödedim. Aldığımız ödediğimiz. Sonra burada da Y marka pizzadan da 3 al 2 öde var. Orada da Y pizza alalım. O zaman 3 Y pizza alalım. 2 Y pizza parası ödeyelim. O zaman 47 tane pizza alırsak bunlar toplamı 47 yapar. Bunların toplamı da ödediklerimizdir. 34 yapar. Yani 4x artı 3y eşittir 47. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. 3x artı 2y de 34. Kendince kapatatsak bir ifade ettim orayı. Ondan sonra da çözüm geldi. X pizzasından kaç tane almıştır? O zaman Y'yi bulacağız? Ya burada her şeyi böyle tane tane yapmak zor değilim. 47 ile 34 çarpması biraz zor geldi. Buradan bunu çıkardım mesela. X artı Y ne geldi? 13 geldi. O zaman 2X, 2Y 26 geldi. Şimdi bundan da bunu çıkardım. 3X'den 2X çıktı. X kaldı. 2Y'ler gitti. 36'dan da 34'ten de 26 çıkardım. Ne kaldı? 8 kaldı. O zaman X 8'miş. Yani biz x pizzası kaç tane almıştır? 4 tane aldık biz oradan. O zaman 8 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 32 yapar diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik saat tarafa son 3 sorumuza. Şimdi Kerem düz bir yolda 6 adım ileri. He, benzerini bir çözmüştük sanki. Kerem düz bir yolda 6 adım ileri 2 adım geri adım atıyor. Ve bu şekilde 151 adım attığında başladığı noktadan. He, 151 adım attığında başladığı noktadan kaç? Tamam, adım ileride olur diyor. O zaman 6 ileri 2 geri geleceğiz. Yani 8 adım atacağız. Toplamda 4 netimiz var. Çünkü 6 ileri 2 geri geliyorsak. O zaman 151'i 8'e böl bölsek kaç kere var? 20 çok olur. 18 desek. 80, 64, 144. O zaman ne kaldı? 7. 18 kere 8 adım atacağız. Yani 144 adım attık. O zaman 18 kere 4, 72 net ilerledik arkadaşlar. Ve bunun üstüne 7 adım daha açacağız. Ama 7 adımı nasıl atıyoruz? 6 ileri bir geri atıyoruz. O zaman bu da 6 ileri bir geri olacak. O zaman bizim cevabımız ne yaptı? 77 net uzaklaşmıştır. Bunun da tersini sordu. Hani kaç adım uzaklaşmıştır sordu. Bir önceki soruda bu kadar uzaklaşabilmek için kaç adım atmalıdır diye sormuştu. Öyle hatırlıyorum. Çünkü benim de öyle bir sorum vardı onda. Geldik 11'e. A fırını B fırını yukarıdaki A ve B marka fırınların iç sıcaklığını gösteren sıcaklık düğümleri verilmiş. 8 derece bu da 80 derecede. A fırının ibresi 0 santigrat dereceye getirildiğinde iç sıcaklığı her 2 dakikada 2 azalıyor. Yani A bu soldaki değil mi mantıken? O zaman dakikada 2 derece azalıyor bu arkadaş. B fırında her dakika ne kadar azalıyor? 4 derece mi azalıyor? Tamam. Buna göre şekildeki konumda iken AB fırınların iblileri 0 derece getirildiğinde fırınların iç sıcaklıkları kaç derecede eşitlenir diyor. Bak şimdi aslında bir hareket problemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bu dörder dörder düşüyor. Bu ikişer ikişer düşüyor. Yani bu arkadaş buna göre her defasında fazladan 2 derece düşüyor. Doğru mu? Aradaki fark da kaç? 12 mi? Demek ki 12'yi 2'ye bölersek 6 dakika sonra bunların sıcaklıkları eşitlenecektir. Hadi canım. Bakalım hesaplayalım. 6 çarpı 2 12 dereceye düşecek. Bu kaç yapacak? 56 yapacak. Peki bu 6 dakikada 4 dereceden 24 derece düşerse 80'den 24 çıktı ne yaptı? 56 yaptı. Bak gördün mü? Yani aslında 4 derece 4 derece 4 derece düşen fark kapatıyor diye bakarsak kaç derece eşitlenir? Bu arada da cevap da bulmuş olduk. 56 derece eşitlenir. Kaç dakika sonra eşitlenir? 6 dakika sonra eşitlenir gibi cevaplar ne yapabiliriz? verebiliriz. Geldik 12'ye ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Yeliz Sema ve Ceren'in paraları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilmektedir. Yeliz Sema'yı 12 kere ye verirse Yeliz ile Sema'nın paraları eşitleniyor. Bundan bahsetmiştim. Benim 0 liram var senin 10 liram var. Sen bana 5 lira verirsen paralarımız eşitlenir. Yani aramızdaki farkın yarısı kadar vermen lazım ki sen bana yaklaş ben de sana yaklaşayım eşitlenelim. Yani ben buradayım sen buradasın. Aramızdaki mesafe tam şurada eşitlenmek istiyoruz. Sen bana aramızdaki paranın yarısı kadar ver ki ben de o kadar büyüyebileyim. Ne yapalım? Ortada buluşalım. Yeliz Sema'ya 12 lira verirse demek ki Yeliz Sema'dan 24 lira fazlası var. Yeliz Sema'ya x dersek Geliz'e de x artı 24 dedik. Ceren Yeliz'den 16 lira alırsa, şimdi Ceren Yeliz'den 16 lira alırsa demek ki Yeliz'in parası daha fazla, Ceren'in parası daha az. O zaman Ceren'in parası ne kadar az? 32 az. Bundan 32 çıkartırsanız x eksi 8 yapar. Bu da Ceren'in parasıdır. Sema ile Ceren'in paraları toplamı Yeliz'in parasına eşitse. Sema ile Ceren'in paraları toplamı 2 x eksi 8 Yeliz'in parasına eşitse. O zaman x buradan kaç geldi? 32 geldi. Ceren'in parası ne kadardır? 24 liradır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? Dördüncü testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.